Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Volkswagen Taygo. Bugün Taygo'nun videosunu yapmak için Kayseri'ye geldik. Öncelikle bu otomobilin temininde bize yardımcı olan Kayseri Aykan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Dostlar, Taygo 2020 yılı itibariyle üretilen bir Volkswagen modeli. Dünya üzerinde 3 farklı güç seçeneğiyle üretilen 1 litrelik 3 silindirli turbo benzinli ve 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motorlarla üretiliyor. Ülkemizde ise 95 ve 110 beygirlik 2 farklı 1 litre TSI 150 beygirlik 1.5 litre TSI motorla satışa sunuldu. Manuel olanı alırsanız bu otomobilin 95 beygirlik versiyonunu, otomatik olanı alırsanız yani bizim test konumuz olan aracı 110 beygirlik versiyonunu satın alabiliyorsunuz. Bu 1 litre TSI motor 110 beygirlik güçle 200 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1200 kilonun biraz altında ve DSG şanzımanla birlikte 10.9 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkabiliyor. Araç Volkswagen'in MQB A0 platformu üzerine inşa edilen bir model. Bu platformda Polo, Fabia gibi otomobiller var. T-Cross'un da tabii ki platformu bu otomobilin platformuyla aynı. Test konumuz olan araç Taygo'nun Life donanım paketli versiyonu, yani en uygun maliyette olan versiyonu. Sadece otomatik şanzımanlı, bunun bir de dediğim gibi manueli var. Şimdi aracın detaylarına geçelim isterseniz arkadaşlar. Bu arada Taygo'nun 440 litrelik devasa bir bagajı da var B segmenti bir otomobil için. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Önde görüyorsunuz, baz versiyon olmasına rağmen LED aydınlatmalar, LED gündüz farları ve LED sinyaller yer alıyor. Burada yine büyütülmüş bir Volkswagen logosu ve panjuru görüyorsunuz. Kaput kısmında birkaç farklı gölge efekti var. Bu otomobili biraz daha hırçın gösteriyor. Önde park sensörlerimiz olması güzel bir detay. Bazı versiyonda dahi yan tarafta 205-60-16 jant ve lastikler mevcut. Yine crossover kimliğini vurgulamak için ön tamponun altına dodiklere ve marş piyellere plastik kaplamalar yapmışlar. Marş piyelin altında gri bir geçiş de mevcut arkadaşlar. Yanına geldiğim zaman yine çokça gölge efekti var. Ön çamurluktan başlıyor, arka kelebek camın bitişine kadar devam ediyor. Hemen alt taraftan başlıyor, stoplara kadar devam ediyor. Onun altından başlıyor, stopun biraz altına kadar devam ediyor. Böyle bayağı biri eline almış da çizmiş gibi gözüküyor açıkçası yan taraftan. Bu otomobil aynı zamanda kupe bir crossover. Çünkü arka dizaynı, arka tasarımına baktığımız zaman kupe bir dizaynı, tasarımı var. Hem kupe olacak, hem crossover olacak, hem de fiyatı biraz daha makul olacak demiş Volkswagen ve bu otomobil üretmiş. Şöyle arkasına doğru geçtiğim zaman arka tarafta yine LED stop lambalarını görüyorsunuz. Orta kısımdaki bu alanda da LED aydınlatmalar yanıyor arkadaşlar. Bu logo da biraz böyle içine gömük gibi gözüküyor. Gerçekten buranın dizaynı bence çok güzel. Sinyaller de LED olarak yanıyor. Yine arka tamponun üzerinde park sensörlerimiz var ve orta tarafta bir tane Taygo yazıyor. Buradan bagaj kapağını şöyle açalım isterseniz. Burada bir detay var. Gördüğünüz gibi geri görüş kamerası bu alt tarafta logonun içinden çıkmıyor. O yüzden kirleniyor. Biz Volkswagen'de buna alışkın değiliz. Bagajın içerisi oldukça geniş gördüğünüz gibi. Bagaj zeminini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz üst kısma da koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bagaj zemin kısmı oldukça kaliteli. Altta da bir tane stepnemiz mevcut. 12 volt çıkışı olmayan bagaj kapağını şöylece kapatalım. Yukarıda 2 tane tutamağımız da vardı bu arada. Şöyle arkasına doğru geçeyim. Kapılar hiç fena değil. Kapı üstleri sert plastik, Polo ile aynı. Şuralar sert plastik, alt taraflarda kapı içi gözleri mevcut. Şöyle biraz da uzaktan göstereyim. Polo ile birebir aynı. İçine geçtiğim zaman içeride 3 tane kafalık ve koltukları görüyorsunuz. Buranın dizaynı, kumaşlar ve koltuklar yine Polo modeliyle aynı arkadaşlar. Ortada bir şaft tüneli var ve 2 tane USB Type-C çıkışı yer alıyor. Taygo'nun içerisine bindiğimde arkadan ön tarafı bu şekilde görüyorum. Yine diz mesafesi yaklaşık 2 parmak boşluk bırakacak şekilde. Benim boyum 1.78. Baş mesafesi ise yaklaşık 4.5-5 parmak civarında. Taygo'da hiç tutamak bulunmuyor arkadaşlar. Kupe bir tasarım olduğu için mesela CC'de de yoktu. Burada askı aparatınız var. Perde hava yastıkları ve şurada ayarlı emniyet kemeri mandalları mevcut. Üst kısmına çıktığımda ise burada yine LED aydınlatmalar beni karşılıyor. Ön kapıların hissiyatı arkalara göre bayağı iyi. Ön kapı yüzleri sert plastik. Şuralar hayli yumuşak bir malzemeden yapılmış. Ayna kapamalarımız ve 4 cam otomatiğimiz standart geliyor. Yine burada da kocaman bir kapıcı gözümüz mevcut arkadaşlar. Şöyle içine geçtiğim zaman standart Volkswagen Polo koltukları yine karşılıyor. Gördüğünüz gibi koltuk üzerlerinde airbagler var. Aynı zamanda bel destek ayarı var ve burada derinlik ayarı var. Bu ön iki tarafta da mevcut. İçerisine geçtiğimde şuralar yumuşak plastik malzeme ile bezenmiş. İlk başta bu beni karşılıyor. Şu görmüş olduğunuz desen ve işte dizayn tamamıyla Polo modelleriyle aynı arkadaşlar. Burada otomatik farımız var gördüğünüz gibi. Far ayarınız mevcut. Yine direksiyon derinlik yükseklik ayarı, direksiyon üzerinde hız sabitleyicisi var. Pedal shiftlerimiz mevcut burada ve dijital bir ekranımız var arkadaşlar. Bu tam bir hayalet ekran gibi değil arkadaşlar. Yani Volkswagen burada bize diyor ki sen hayal et. Yani ben bu kadarını koydum, geri kalanını sen hayal et.
diyor. Bu ekran tabi modları var arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim size. Yine şuradaki standart view tuşuna bastığımız zaman birkaç tane mod geliyor ama ya eski ekranlar tabii ki muazzam, daha güzeldi. Ben bu ekranı pek bir beğenmedim. Ortaya geçtiğimde bakın navigasyonumuz var burada. Şöyle medya tuşuna basayım, radyo tuşuna basayım. Bakın buradaki dokunmatik diğerleriyle aynı ve muazzam güzel. Asistanlara bastığımda bu otomobilde yine sadece yorgunluk tespit sistemi var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Yardımcı güvenlik sistemleri anlamında. Navigasyonun olması güzel olmuş. Bir geri görüş kameramız var bu şekilde. Bu da park desteğiyle beraber gelmiş. Oldukça güzel. Dörtlü flaşör tuşu burada. Şuralar yumuşak bir lastik. Fakat şuralardan itibaren alt taraflar sert plastik olarak geliyor. Burada yine yeni dokunmatik klima ünitemiz var. Bu oldukça güzel, içgüdüsel çalışıyor. Sıcaklığı, soğukluğu da böyle kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Altına indiğimde bu kısımda, gözümün olduğu kısımda bir kablosuz şarj ve iki tane USB Type-C çıkışı beni karşılıyor. Yeni şanzıman kolu, stop start tuşunuz ve park sensörü kapama tuşunuz burada. Arkaya geldiğimde manuel bir el frenimiz var burada. Üzeri deri kaplı. Şurada iki tane bardaklık var arkadaşlar. Burada da ileri geri oynayabilen bir kol dayanağı var. Bunu yukarı aşağı oynattığınızda takılı kalmıyor. Sadece ileri geri oynatabiliyorsunuz. Bir de bir hayli küçük. İçerisine baktığım zaman kaplı bir göz var burada ama çok büyük bir göz de değil bu. Sağ tarafta şöyle standart bir torpido gözü bizi karşılıyor. Yukarı çıktığımda ise şöyle ışıklı makyaj aynaları, otomatik kararı bilen iç dikiz aynası, şurada bir gözlüklük ve SOS tuşuyla karşılaşıyorum. Taygo'nun iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek bu 1 litrelik TSI motoruyla. Sungur Reis hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Taygo'yu yine Sungur sağ olsun bizi Kafkas Bey'le tanıştırmıştı, Volkswagen satış müdürüyle. Ondan temin etmiş olduk. Ya Taygo'ya böyle direkt konuya gireceğim, ben anlatacağım arabayı. Taygo'ya böyle dışarıdan fotoğraflardan baktığım zaman açıkçası muazzam gösterişli, güzel dedim ki yani T-Roc ne abi? Adamlar Taygo getirmişler, muazzam araba dedim ama yanına geldiğin zaman Polo gibi bir araba. Hani aslında T-Cross'tan daha büyük. T-Roc'a yakın bir boyutu var ama biraz böyle biraz da alçak duruyor. Bunun şeyi güzel, style donanımı güzel. Yani bunu yine Life, Style ve R-Line olarak satıyorlar. Style donanımı gerçekten muazzam gösterişi duruyor. Bak ben jantlarda da style'i çok beğendim. Life'da da şöyle bir şey var. Bu otomobilde baktığınız zaman normal bir ailenin birçok işini halledecek ve dışarıdan bakıldığında kaliteli duracak bir araba. Yani öyle duruyor. Ama hani görseli biraz daha beklenti artırıyor arabada. Gerçekten de bu arabada muazzam bir görsel var. Fotoğraf fotojenik yani. Fotojenik olarak öyle. Yanına geldiğin zaman bir tık daha küçük gözüküyor. İçi falan zaten tamamıyla Polo ile aynı. Hiçbir farklılığı yok. Bu gördüğünüz hayal ekranı farklı. Hayal et ekranı farklı. O da keşke Polo ondaki olsaymış. Ondaki daha güzeldi bana göre, benim için. Ya ben öyle düşünüyorum. Koltuklar oldukça rahat. Minder kısımların destekleri güzel. Alttan güzel dolduruyor. Beğendim yani burada rahatlığını. İçerisine bindiğim zaman çok yukarıda hissetmiyorum. Ama böyle işte yere yakın bir Civic gibi bir arabayla yayına geldiğim zaman da biraz yüksekte hissediyorum açıkçası kendimi. Ama normal giderken çok yukarıda hissetmiyorum. Bir su valgısı pek yok. Bir de daha önce grubun arabalarına bindiyseniz Polo'ya falan aynı dizayn olduğu için yani o da bir alışkanlık oluşturuyor. Mesela Polo'dan inip buna bindiğin zaman çok farklı bir arabaya biniyormuşsun gibi hissetmiyorsun. Bu 16 jant ile beraber arabanın süspansiyonları yumuşak, güzel yani. Böyle fosur fosur yumuşak değil ama T-Roc R-Line test ettik yine. T-Roc R-Line'dan daha yumuşak bunun 16'larla süspansiyonu. Ama T-Roc'un da 16'larla daha yumuşaktı. Bir de lastik yanakları da kalın. Onun dışında arkadan torsiyon geliyor arkadaşlar. Torsiyonla beraber yol tutuşta beklentileriniz düşüyor ama kötü de değil yani. Özellikle burun direnci güzel arabanın. Virajlara giriş çıkışı da güzel. Çok yüksek süratlerde gittiğiniz zaman rüzgarlardan etkileniyor. Özellikle yanar rüzgarlardan etkilenme oluyor bu otomobilde. Ama genel manada 130-140 yolculuk acayip güzel oluyor bu arabada. 1 litre motor tabii bunun üzerinde var. Birazdan şimdi bir 0-100 falan yaparız, bakarız ona. Hatta şöyle bir size de göstereyim yürüyüşünü. Ya 1 litre motor şöyle. Mesela bu arabada işte 2000 devirden sonra, 1500-2000 devirden sonra yaklaşık 4000-4200 devirlere kadar bayağı güzel ivmeleniyor, gidiyor. Sonrası biraz boş dönüyor gibi. Turbosu tabii birazcık küçük. Sonrası böyle çok canlı gitmiyor. O aralıkta ama torku güzel sunuyor, veriyor. O aralıkta gittiğiniz zaman uzun yolda da şehir içinde de ciddi manada güzel bir yolculuk sunduruyor size bu otomobil. Yalıtımına gelecek olursak otomobilde hem rüzgar sesi hem yol sesi var. TSI'nin karakteri gereği motor sesi güzel. DSG ile beraber de güzel bir ikiliği var. Normalde mesela 130-140'da giderken bile bir motor sesi duymuyorsun. Devir oranları güzel olduğu için. Ama yol sesi, şimdi siz de şurada ana yola çıktığımızda göstereyim aynen. Ben de onu dedim. Trafiği kapalı bir alandayız. Aynen, trafiği kapalı bir. Onlar biliyor trafiği kapalı alanda olduğumuzu, sıkıntı yok. Şuradan sport modu aldım ve dip gaz yaptım. Bak gördün mü, o aralıkta araba gayet güzel gidiyor. Üstler çok canlı değil. Hafif rampa burası. 2 kişiyiz. 200 kilo. 100 olduk. Bakın dinleyin. 120. Hemen bir de fren testi yapalım. Mis gibi.
Bak frende de Sungur gezelemiyor ha. Yani böyle zorluyorum frene basarken. Güzel usturuplu duruyor. Şimdi arabada yaklaşık 110-115 tane sonra rüzgar sesi geliyor. Aslında bu sınıf için rüzgar sesi başarılı. Ama yol sesi biraz daha erken geliyor. 75-80'den sonra falan yol sesi almaya başlıyorsun arabada. Yani kaymak asfalt bir yerde gittiğinde 120-130'da aslında kötü değil bu araba. Bozuk yola girdiğin zaman tabii işler birazcık değişebiliyor. O probleminiz var. Direksiyonun netliği güzel. Burun dirayeti de güzel arabanın. Direksiyon netliği de güzel ama çok zorlarsan burun kısmından da bıraktığı oluyor. Peki şimdi gelelim Sungur sana. Kanka ne düşünüyorsun? Bu araba sence nasıl? Sen Taygo'yu benden daha çok merak ediyordun. Evet. Ben dış görünüş olarak ben de çok hoşuma gidiyor. Özellikle arkası çok güzel duruyor arabanın. Ama dediğim gibi içine binince bir küçük geldi yani. Ama yine de beğendim. Ben beklentilerimi karşılar mı bilmiyorum ama beğendim ya. Mesela 3 kişilik bir ailesin. Allah nasip ederse 4 kişi olacaksınız. İnşallah. Yeter mi bu araba? Yetmeyebilir. Yetmeyebilir diyorsun. Evet. Bir tık. Yani 3 olsaydınız. 3 olsa yeterli. 3'e yeter. C sedancılar bunu alsın. Aynen. C sedancılar. Corolla'dan inip buna binebilir mi? 3 kişilik aile binebilir. Ama 4 kişi, 5 kişi zorlar. 5 zaten zorlar da. Tiguan zor. Yani. O zaman Tiguan alacak. O zaman Tiguan aynen. Anladım peki. Ama ben fotoğraflarında gördüğümde çok böyle cırtlak bir yeşil gibi geliyordu ama renk de güzel. Hoşuma gitti yani. Aynen. Tamam sana satalım bir tane bunu. Satalım. Hemen getir, bir tane. Corolla'yı getir hemen. Corolla orada duruyor kapının önünde. Gelelim fiyat kısmına. Taygo 515 bin liradan başlıyor arkadaşlar. Ya bir de şimdi mesela böyle bir arabada artık ben AutoHold'la beraber elektronik park frenini standart isterdim evet. Ben açıkçası. 515'ten başlıyor. Bu bindiğimiz araba 586 bin lira. Pahalı biraz baktığınız zaman. Ama işte bunun altına da alabileceğim başka doğru düzgün bir şey de yok yani. Bu sınıftaki arabalar böyle satılıyor artık. Sınıftaki bu arabalar böyle ama mesela manuel satılıyor mu ben onu da merak ediyorum. Veya getiriyorlar mı? Yüksek ihtimalle ya geçen yıllardaki adı gibi adı vardır ama kendi yoktur büyük ihtimal. Yani manuel evet. Geçen yıllardaki gibi bir vergi dirimi muhabbeti olsaydı mesela Golf'te vardı ya manuelini vergi diriminin altından alıyordun. Otomatik olunca işte %40 fiyat farkı oluyordu. Evet. Öyle bir şey olsa satılırdı ama şimdi manueli ama manueli alan oldu bizde. Bu arabanın manuelini alan oldu. Otomatik bir araba yapmak istemiyorum. Vites değiştirmek istemem yani. Ama bu arabanın manuelini alan oldu benim çevremde. ÖTV muafiyetli alanlar aldılar bu evet, otomobillerin evet. Manuelini. Evet. Öyle alanlar aldılar. O yüzden ilk gelen part da bitti. Hızlı hızlı bitti hem de böyle patır patır alan aldı o zaman. Çünkü işte engelli de biraz daha SUV araba önemli. Evet. Tamam mı? Yüksek araba. Çünkü mesela özellikle yürüme engeli falan varsa diyorlar ki biz koltuk arasından arkaya geçiyoruz. Evet. Bagaj kapağından tekerlek sandalyeyi dışarı çıkartıp binip gidiyoruz. Evet. Binerken de oradan alıyoruz diyorlar. Yani o yüzden sedan istemiyorlar. Özellikle dediğim gibi bedensel engeli olanlar. Onlar böyle düşündükleri için manuel bile olsa SUV olsun biraz daha peşindeler. Bu arabanın 1 litresinin R-Line'ı 689 bin lira. 1.5 R-Line ise 753 bin liraya satılıyor. Ya öyle gözüküyor ki Sungur önümüzdeki yıl bu otomobilleri 1 milyonlu değerlerden bahsedeceğiz. Herkes bu otomobiller milyonluk için. Arabaya binecek. Herkes milyonluk arabaya binecek. Herkes milyoner olacak. Milyonluk evi de var herkes. Aynen milyoner olacak ama milyon bunu edecek işte yani. Olay bu olacak. Yakıt tüketimine gelelim. Yakıt tüketimi bu otomobilde şehir içinde arkadaşlar 7.5'ta falan geziyorsun ha. Yakıtı güzel araba çünkü hafif bir araba. Ağır bir araba değil. Şehir dışındaysa ortalama olarak yine 6 litre bantlarında bir yakıt tüketimi oluyor. Çok kasarsan 5'lere de çekebilirsin 1 litrelik motorla. Ben bu 1 litrelik motoru seviyorum. Hem performansı güzel, hem karakteri güzel, hem sesi güzel. Ya bu arabada genel olarak tek sevmediğim yanı buradaki hayal et ekranı oldu. Başka da bir şey olmadı yani. Genel manada güzel, alınabilecek bir araba. Güzel de gözüküyor açıkçası. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sungur çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek.